Hava Kuvvetleri'nin Akrotim Filo Komutanlığı, Türk Yıldızları'nın 4 adet NF-5 uçağı son 12 yılda çeşitli nedenlerle düştü. Kazalarda ikisi pilot, bir İYER personeli, 3 asker şehit oldu. Uçak kazalarının birçok sebebinin olabileceğini, Türk Yıldızları'nın kullandığı NF-5 tipi uçakların 60 yıldır kullanımda olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Profesör Doktor Rüştü Güntürk, kazalarda birçok sebep olabilir. Sebeplerin tam olarak ne olduğunu ancak bize Milli Savunma Bakanlığı tam olarak çıkartabilir. Bunlar, pilottan kaynaklanan bir problem olabilir. Hava durumuna göre birçok problem olur veya uçaklarımızda oluşacak mekanik olaylar olabilir. Bu uçaklarımızı yaklaşık 60 yıldır kullanmaktayız. Bir metal yorgunluğu var, yani metal yorgunluğu da olabilir. Ama teknisyenlerimiz uçakların bakımlarını çok iyi yapar diye konuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, TUSAŞ, tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in Türk Yıldızları tarafından 2025 yılından itibaren kullanılacağını açıklayan Profesör Doktor Güntürk, devletimiz, Milli Savunma Bakanlığımız bu kazaları gördükten sonra çeşitli çalışmalar yürüttü. Hürjet'i yapıyoruz ve inşallah 2025'ten itibaren Türk Yıldızları'nda artık Hürjet'i kullanacağız. NF-5'lerden daha da üstün tarafı ise NF-5'lerin hızı 1,2 Mach, bizim Hürjet'imiz ise 1,4 Mach. Yani bundan daha iyi, daha hızlı, daha büyük bir hıza sahip olacak. Hürjet, 45 bin fitte rahat bir şekilde uçabilecek. Bunları da biz gerçekleştirdiğimiz zaman 2025'ten itibaren NF-5'lerin yerine artık tamamen Hürjet'i kullanacağımızı tahmin ediyorum ifadelerini kullandı. 60 yıl önce envantere alınan NF-5 uçaklarında metal yorgunluk olabileceğini söyleyen Güntürk, bu uçaklarımız 2000 ve 2010'da modernizasyona girmiş, çıkmış. Aviyonik sistemler olarak modernizasyon sistemi yapılmış. Metal yorulmasını da şöyle tanımlayabiliriz. Deniz seviyesinde yer çekimi çok kuvvetli. Yükseldikçe bu azalıyor. Türk yıldızlarımız çok hızlı hareket ettiklerinden yüksek basınçtan, düşük basınca veya düşük basınçta yüksek basınca çok hızlı hareket ettiklerinden burada da metal yorulması daha hızlı şekilde olabilir. Kazaların nedeni kesin bu değil ama bizim tahminlerimiz metal yorulması da olabilir burada dedi. Tüm bu sebeplerle önümüzdeki seneden itibaren bu uçaklar emekliye ayrılarak Hürjet uçaklarına geçiş yapılacak. TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi tarafından geliştirilmekte olan turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağıdır. Hürjet'in, Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 Talon uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca uçağın Türk Yıldızları tarafından kullanılan Northrop F-5 uçaklarının yerini alması planlanmakta. İlerleyen yıllar için Hürjet'in TCG Anadolu ve uçak gemilerine inip kalkabilen bir deniz varyantının yapılması da değerlendiriliyor. TUSAŞ yetkilileri, Hürjet'i Türkiye'de havacılık sanayisinin gelişimi açısından oldukça önemli görmekte ve projenin, başarılı sonuçlar alınan ve yeni sürümlerle sürdürülen Hürkuş ile çalışmaları devam eden Milli Muharip Uçak Projesi arasındaki sanayi geçişini sağlayacağını belirttiler. Hürjet'in 3000 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı modeli, Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacak. 12 Ocak 2022'de toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi, açıklamasında gelecek yıl ilk uçuşunu yapacak olan Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındığını duyurdu. Böylece ilk seri üretim uçaklarının 2024 yılında göreve başlamaları beklenmekte. Mayıs 2022 itibarıyla ilk prototip uçağın parça üretimi tamamlandı. Hürjet'in General Electric F-404 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen ilk üretim Hürjetlerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünüldü. Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklara General Electric F-404 turbofan motoru entegre edilecek. Türk Havacılık Uzay Sanayi, TUSAŞ, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı Hürjet'i göreve hazırlamak için yoğun çalışma yürütüyor. Hürjet için 2017'de başlayan çalışmalar sonunda 25 Nisan 2023'te ilk uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşla başlayan yeni aşamada Hürjet'in tasarımı iyileştirildi ve çeşitli geliştirmelere gidildi. Tüm bu çabalar sonunda Hürjet projesinin tasarım fazı sona ererken gerçekleştirilen testlerde uçağın çeşitli fonksiyonları yerine getirme yetenekleri doğrulandı. Hürjet, gökyüzüyle buluşmasının ardından şu ana kadar 43 başarılı uçuş yaptı.
Son testlerde hava veri sisteminin kalibrasyonu ve model doğrulamaları gerçekleştirildi. Yüksek hızlı testlerin icrası için uçağın iniş takımları toplanarak motor gücü maksimum A seviyesine çıkarıldı. Motor gücünün maksimum A'ya ulaşmasıyla hava aracında kullanılan itki sistemi de %50 daha fazla itki kuvveti üreterek uçağın ses hızının 0,6 katına çıkmasını sağladı. Ses hızının üzerine çıkacak Hürjet'in ilgili hız zarfı açılmaya devam ediyor. İlerleyen süreçte diğer Hürjet prototipleriyle de ses hızı üstü testler gerçekleştirilecek. İki pilotun beraber uçacağı şekilde çift kokpitli ve kol uçuşlarıyla birlikte pas geçme testleri de gerçekleştirilen, temel eğitim uçağı olarak tasarlanan Hürjet'in öğrenci ve öğretmen pilot konfigürasyonunun kullanımına yönelik operasyonel değerlendirmeleri bu testlerle birlikte tamamlandı. Uçuş eğitimleri esnasında karşı karşıya kalınabilecek acil durumlarda yapılacakların değerlendirilmesi amacıyla sürekli olarak gerçekleştirilen pas geçme operasyonu da başarılı şekilde uygulandı. İlerleyen aşamada Hürjet'in uçak sistemlerinin geliştirme ve doğrulama testleri yapılarak mevcut limitasyonları açılacak. İlgili limitasyonların açılmasıyla da zarf genişletme testleri icra edilecek. Bu sayede daha yüksek sürat ve irtifalara çıkılarak Hürvet'e gökyüzünde daha agresif manevralar yaptırılacak. Türk Havacılık Uzay Sanayii, Hürjet'in seri üretim sürecinde ilk yıl 7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor. Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor. Hürjet için Ocak 2022'de Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde seri üretim kararı alındı. Bu doğrultuda ilk aşamada Hava Kuvvetleri'ne 16 Hürjet teslim edilecek.